Hayırlı günler diliyorum hanımlar. Kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Şöyle bugün de günlük kombinimi hazırladım. Yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Beğenirsiniz veya beğenmezseniz saygı duyuyorum. Tabii sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben severek giyiyorum. Ama tabii ki elbette beğenmeyenler de olacak. Bu nasıl bir şey diyenler de olacak. O yüzden saygı duyuyorum. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Şöyle ben sizinle böyle daha yakından çekerek paylaşayım. Şöyle çiçekli, yapraklı bir ceketim var, böyle renk renk. Renk renk olduğundan dolayı bunun içerisinde olan renklerin hepsini kombinleyebiliyorum, başörtüm veya şalla. Şöyle içerisinde mor, hardal, beyaz, siyah, turuncu, yeşilin tonlarında böyle renkler var içerisinde. Ben daha çok şöyle hardal rengi ya da mor rengiyle kombinliyorum bunu. O şekilde daha çok hoşuma gidiyor çünkü yeşil yaparsam baya baya bir boğmuş olurum. Yani etekte yeşil var, cekette yeşil var. Başörtüyü de yeşil olarak kullandım mı baya bir boğar. İçerisine beyaz gömlek giyiyorum. O şekilde kombinleyerek giyiyorum ve çok severek giyiyorum. Çok da rahat oluyor. Şöyle altına da böyle yeşil uzun kalem eteğim var. İçerisine beyaz gömleğim var. Şunlar da şallarım, zaten gösterdim, hardal ve mor. Ben bu şekilde kombinliyorum ama inşallah siz beğenirsiniz. Ben severek yiyorum ama dedim ya biraz önce, zevkler ve renkler her zaman farklıdır, tartışılmaz. Ben paylaşmak istedim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Böyle günlük kombinimi sizinle her gün paylaşmak istiyorum. Ufak ufak da olsa böyle vloglarımın arasında koymak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bugünlük de böyle olsun kombinim. Biz çocuklarla dışarı çıkacağız hava almaya. Ben hemen üzerimi giyineyim. Hatta dün dışarı çıkarken baktım kaç dakikada giymişim diye, inanın 4,5-5 dakika olmamıştı. 5 dakikayı doldurmamıştı. O kadar kısa sürede giyiniyorum artık. Çünkü artık o kadar hızlanmışım ki çocukları giydir, kendin giyin, çantalarını hazırla. O yüzden artık insan pratik yapa yapa alışıyor yani. Ondan dolayı biraz da benim hızlı hızlı giyinmem. Şöyle ben hemen çocukları da giydirdim. Kızlarımın saçlarını tarayayım. Ondan sonra da ben hemen üstüme takayım, dışarı çıkalım biz. Hanımlar, normalde biz dışarıya çocuklarla hava alalım, bir açık havadaki bir parka gidelim dedik ama kızım tutturdu. Burada küçük bir oyun merkezi var. Oraya geldik işte. Biraz da burada eğlensinler dedim. Bugün de böyle olsun inşallah. Güzel bir gün olur. Ver açayım oğlum, ver. Gel hadi gel. Dur ben seni alayım. Dur dur. Aferin benim kızım ya. Korkmuyor. Açayım oğlum ben. Gel hadi gel. Dur ben seni alayım. Dur dur. Aferin benim kızım ya. Korkmuyor. Doğdun Aymira. Doğum günü falan kutlamıyoruz aslında. Tamam oğlum, otur. Otur. Kızım anne kek yapar mısın ya da puding ya da kek dedi. Alkış. Alkış. Sürpriz. Sürpriz değil aslında bu ama kızım ne zaman pastaya dair herhangi bir şey görünce doğum günü kutluyor. Kızım kek istedi. Malzemem yoktu. Unum kalmamıştı. Dur keselim oğlum, getir. Hadi keselim, o kadar sabırsız ki. Tamam annem, kesiyoruz, dur tamam. Tamam sen kesemezsin. Tamam işte böyleyiz biz.
Neyse ben artık keseyim en hızlı bir şekilde. 10 dakika içerisinde ancak bu şekilde bir pasta çıktı ortaya ama ihtiyacımızı görecek inşallah. Bize afiyet olsun. Hemen kesip vereyim ben. Ver sepetimizi aşkım ver. Burada dursun. Hemen kesiyorum hemen. Hanımlar bahçeye geldik biz. Tabii her zaman olduğum gibi şöyle oğlum dut istiyor, ona dut topluyorum. Efendim annem. Annem çok normal. Köpeğin önüne top bırakırsan patlatır. Hayır, bir şey olmaz. Hayır ben bırakmadım. Mahmut götürmüş. Bak minicik bir şey sayesinde patlamış. Tamam sağlık olsun annem. Anne yapıştırır babam değil mi? Top annem top yapıştırılmaz daha. Dur ben biraz tut toplayayım. Vallahi ben daldım gitti yani. Burada da domateslerimiz var. Bunlar da çok güzel büyümüşler. Bu arada maşallah dememek için kendimi zor tutuyorum ama neyse biraz az kullanmaya çalışacağım. Bir baktım ki ya dedim ne kadar çok kullanıyorum ben. Otomatik olarak ağzımdan devamlı çıkıyor. Çocuk da görsem ne olursa olsun mutlaka demeye çalışıyorum. Artık dil alışmış. Şuradaki domates kızarmış. Gerçi ben bayağı domates topladım buradan. Her salatama kattım. Domates, salatalık. Burada top lahanalar var. Salatalıkları biraz önce topladık. Salatalıkların üzerindekilerin hepsini aldık biraz önce. Biberleri topladık. Burada kara lahanalar var. Burada yine biraz domates var. Biberleri keşke toplarken çekseydim. Hatta patlıcan var burada. Ay. Ay şu güzelliğe bakar mısınız? Ya Rabbim neler yaratmış ya. Patlıcan büyümüş birazcık. Şuradaki biberlerin hepsini topladık. Küçükler duruyor. Şunlar küçük ya. Bunları toplamak istemedim. Bunlar bayağı küçükler. Büyüklerin hepsini aldım. Yalnız salata yaptım biraz önce. Yedik. Çocukları falan doyurdum. Salatanın biberlerin birkaç tanesi baya bir acı. Gerçi büyüsünler de acısında tatlısında değilim de. Şöyle bunlar da patlıcan. Burada da armut ağacı var. Daha önce çok göstermiştim gerçi. Maşallah. Yani maşallah yani demeden edemeyeceğim. Hanımlar burada küçük bir elma ağacı var ama kendisi küçük olmasına rağmen dalları maşallah çok güzel dolu dolu. Ayrıca bu elmanın tadı çok farklı diğerlerinden. Burada da yan yana iki tane büyük bir elma ağacı var. Biri bu tarafta, diğeri sağ tarafta. Sağ tarafta olan baya bir büyük. Diğeri de normal bir elma ağacı. Şu ortasına da yazın başında bir hamak kurmuştum. Hala orada duruyor. Onu da en müsait bir zamanda söküp daha uygun bir yere takacağım inşallah. Hanımlar bahçeye kirpi dadanmış. Şöyle salatalıkları, domatesleri koparıp yiyor. Yiyebildiğini yiyor, yiyemediğini böyle düşürüyor. Canı sağ olsun. Herkes kendi rızkını yermiş. Belki onun videosunu da bunun arkasından eklerim. Ama çok tatlı, çok sevimli bir şey. İnsan onun o bakışlarını görünce ona kıyamaz ya. Ben yoksun eşim gece buraya geldiğinde kirpiye rastlamış. Salatalık yiyormuş. Çekmiş böyle bir dakikalık videosunu. Belki onu da arkasına eklerim. Ya bakışlarını gördüm kirpinin. Yani bittim ya. İnsan hani bir tane değil bütün salatalıklar önüne seresi geliyor ya. Hanımlar burada da kuşburnu var. Kuşburnular bayağı güzel bir şekilde tomurcuklanmışlar. Şu an sabrediyorum ağzımdan çıkmasın diye. Ama çok güzel büyümüşler. Gerçi bunları toplamaya daha henüz herhalde 1,5-2 ay var yanılmıyorsam eğer. Burada da ayrıyeten domatesler var dedim. İşte şu domateslerin ne şekilde büyüyeceğini çok merak ediyorum. Çünkü bunlar siyah, mor, turuncu farklı renklerde domates fideleri ama hangisi onu bilmiyoruz işte. Büyüdükten sonra inşallah göreceğiz. Hani internette satılan veya söylenilen şey doğru mu değil mi diye bu domatesler büyüdükten sonra göreceğiz inşallah. Sizinle de paylaşırım. Gerçekten siyah mı çıkacak, mor mu veya farklı hangi renkte olursa inşallah onu da paylaşacağım. Burada büyük bir dut ağacı var aşağıdaki. Büyük olan dut ağacının altına şöyle büyük bir muşamba serdik. Ki dökülen dutları rahat bir şekilde toplayalım diye. Şöyle bahçede yapmış olduğumuz işlerin sonuna geldik. Şöyle bir yorgunluk kahvesi yapayım dedim. Yorgunluk kahvesi diyorsam hani hakikaten yorgunluk kahvesi desem yeridir. Şöyle Türk kahvesiyle Dibek kahvesini karıştırdım.
Dur az annem, sana da vereceğim. Dur aşkım, al senin şekerlerin burada annem. Şöyle bugün de bahçede geçirmiş olduğumuz günün sonuna geldik. Böyle bugünün sonunda böyle kahvemizi kapatalım dedim. Dur sana da vereyim. Ver bardağını annem. Bardağını ver. Gel otur hadi gel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle bahçede şu an ciddi anlamda bir huzur var diyebilirim. Bize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere.